Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Varlık felsefesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi varlık felsefesi bir bütün olarak varlığı konu alan bir neydi? E, felsefenin bir alt disipliniydi. Varlığı bütün olarak konu alıyordu. Ve şunu söyleyelim, varlık felsefesi felsefenin en temel konularından bir tanesidir. Bunu da unutmayalım. Şimdi varlık felsefesi varlığın var olup olmadığını, eğer varsa mahiyetini, niceliğini, niteliğini her şeyini ne yapacak sorgulamış olacak. Dolayısıyla diğer bilimler varlığın var olup olmadığını sorgulamazken felsefe öncelikle bunu da ne yapacak bir tartışma konusu, bir soru konusu haline getirecek. En başta önyargısız bir şekilde varlık var mı, yok mu? O da tartışma konusu haline gelmiş olacak bizim için. Varlık Zihnimizin ulaşabileceği en genel kavramlar kavramdır. Yani varlıktan daha genel bir kavram e, vardır diyemeyiz. Neden? Çünkü varlık kavramının içerisine evrende görünür görünmez her şeyi biz ne yapabiliyoruz, koyabiliyoruz. Şimdi varlık felsefesinin bazı sorularından bahsedelim. Varlığın ne olduğu, varlık nedir? Gerçekten bir şey var mıdır? Yani gördüğümüz ya da e, zihnimizde bulunan şeyler gerçekten bulunuyor mu? Evrenin bir amacı var mı? Evrende bir amaç bulunuyor mu? Yani evrenin ereği var mı? Sorusu da bir varlık felsefesi sorusu. Şimdi metafizik ve ontoloji ilişkisine bakalım. Metafiziğin fizik ötesi olduğunu daha önce söylemiştik zaten. Ontolojide varlık felsefesi dediğimiz alandı. Metafizik terimini ilk olarak Andronik Rodoslu Andronikos tarafından M.Ö. 1. yüzyılda kullanılan bir terim. Şimdi Aristoteles metafizikle ilgili konuları ilk felsefe diye adlandırdı. Yani fizik ötesi alanı ilk felsefe diye ne yaptı Aristoteles adlandırdı. İlk felsefe olarak metafizik varlığın ilk ve en genel ilkelerini araştırmaktır. Zaten felsefenin yaptığı iş de bu. Varlık felsefesinin yaptığı iş de bu. Varlığın ilk ve en genel ilkelerini araştırmaktır. Yani tek bir nesneyi, tek bir varlığı araştırmak kesinlikle değildir. Örneğin, karşımızda duran masanın var olup olmadığı konusunda felsefe ne yapamıyoruz? Biz yapamıyoruz. Şimdi, metafizik tek tek bilimlerin yaptığı gibi varlığın belli bir alanını konu edinmek yerine varlığın kendisine ilişkin prensipleri ne yapar? Araştırır. Dolayısıyla şunu söylüyoruz, tek tek bilimler ne yapıyor? Tek bir varlık alanına ya da e, sınırlı bir varlık alanına hapsolurken Felsefe böyle değil. Varlığı genel olarak ele alıyor ve onun e, yasalarını araştırmaya başlıyor. Bunu araştırmakla birlikte varlığı ne ise o olarak ele alıyor. Dolayısıyla buradan şunu kastediyoruz aslında. Ön yargısız bir şekilde varlık ne ise o olarak akıl ve mantık ilkelerince ne yapılıyor? Tartışılıyor ve de, de tartışma konusu edilmiş olunuyor. Metafizik varlığın özünü bilme uğraşısı veya fizik ötesini anlama çabası olarak da anlaşılabiliyor. Zaten metafizik için fizik ötesi alanın kastedildiğini daha önce söyledik. Aynı zamanda varlığın özünü bilme uğraşısı. Varlığın asıl hakikatini, asıl gerçekliğini anlama çabası. Peki amaç ne? Amaç görünür haldeki varlığın ötesindeki nihai gerçekliğe ulaşmak. Çünkü görünür unsurlar ya da beş duyuyla algılanabilen unsurlar ne yapabilir İnsanı yanıltıyor olabilir. Hatta yanıltırlarda gözümüz, kulağımız ya da e, dokunma hissimiz ya da tat hissimiz insanı ne yapabilir, yanıltabilir. Bu yüzden de akıl ve mantık ilkelerine dayanarak bu görünür varlığın ötesindeki nihai yani asıl gerçekliğe ulaşma çabasında. Bununla birlikte. Varlık felsefesinin temel sorularına yavaş yavaş başlıyorum artık. İlk sorumuz varlığın olup olmadığı problemi. Bazı filozoflar diyecekler ki evet varlık vardır. Bazı filozoflar da varlığın olmadığını söyleyecekler ilginç bir şekilde. Varlığın var olduğunu söylemek gündelik hayatta da bizim için epey kolaymış gibi gözüküyor. Çünkü bir şeyi görürüm ya da duyarım ne yaparım hemen varlık vardır diyebilirim. Fakat varlığa yoktur demek işin birazcık daha zor olan kısmı aslında. Şimdi varlık var mıdır? Felsefe tarihinde filozoflar varlığın ne olduğunu tartışmadan önce varlık var mıdır sorusuna yanıt aradılar. Çünkü felsefe diğer bilimlere nazaran daha ön yargısız bir şekilde ilerlediği için öncelikle Varlığın olup olmadığı e, tartışma konusu haline geliyor. Fakat diğer bilimlerde bu yok. Mesela bir fizik bilimi, biyoloji bilimi varlığın var olup olmadığını tartışmaz. Direkt varlığı var kabul eder ve o alanda çalışmalarını yürütür. Bazı filozoflar bu soruyu varlık yoktur biçiminde cevapladılar. Onlara göre dış dünyada gerçekten var diye nitelendirilebilecek bir varlık yoktur. Peki bunu nasıl temellendirecekler? Bizim için önemli olan noktası budur. Dış dünyada gerçekten varlık yoktur diyebiliyorsak bu nasıl temellendirilecek? Önemli olan kısmı aslında bu. Şimdi varlığın yok olduğunu söyleyen nihilizm yani hiççilik var ilk olarak karşımızda. Nihilizme göre var diyebileceğimiz bir varlığın bulunmadığını savunacaklar. Peki neden varlığa ben var diyemem? Dış dünyada gördüğüm, duyduğum, beş duyuyla algılayabildiğim şeyler de mi yok? sorusu aklımıza gelecek. Nihilistlere göre asıl varlık dediğimiz şey değişmeden kalabilen unsurlardır, varlıklardır diyebiliriz. Fakat nihilizme göre duyu verileriyle gelen Bilgiler her daim insanı yanıltır ve varlık dediğimiz şey sürekli bir değişim içerisinde olduğu için, sürekli bir dönüşüm içerisinde olduğu için bir saat önceki varlıkla şimdiki varlık aynı varlık değildir aslında. Yani e, bunu insandan da örnek verebiliriz. E, örnek verelim Tahsin Hoca e, şimdiki haliyle 10 yıl önceki hali birbiriyle aynı mı? Kesinlikle bu soruya yanıtımız hayır olacak. Neden? Hem fiziksel olarak hem de ruhsal açıdan, bilgisel açıdan, zihinsel açıdan bir değişiklik var. Doğru değil mi? O halde bunu birazcık daha düşürelim. Bir gün önceki benle bugünkü ben aynı mı? Yine farklı yaşantılarım değişti. Fiziğim hala değişiyor. O halde gittikçe bu süreyi azaltacağız. Bir saat önceki benle şimdiki ben aynı mı? Yine değil. O halde bir saniye önceki benle şimdiki ben de birbirinden farklı olsa gerek. O halde varlık dediğimiz unsuru biz anlık olarak algıladığımızda bir saniye ya da bir saat ya da bir yıl sonraki haliyle aynı varlık olmayacak sürekli bir değişim içerisinde olacak. Bu yüzden de bir nihiliste göre gerçekten var diyebileceğimiz bir varlık ortada yok olacak. Antik Yunan felsefesinde sofist filozoflar bu düşüncenin temelini atan filozoflar. Yani sofistler de nihilizmin temelini attılar. Bilhassa Gorgias. Sofist filo filozoflardan Gorgias hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez, bilinse de başkalarına aktarılamaz Görüş, görüşüyle felsefe tarihine damgasını vurmuştur ve varlığın olmadığını savunmuştur. Şimdi hiçbir şeyin olmadığını söylemek gerçekten kolay değil. Bunu temellendirmek de gerçekten kolay değil. Fakat yine Gorgias da ne yapacak? Yine benzer şekilde Asıl varlığın değişmeden kalabilen unsur olduğunu söyleyecek ve dış dünyada her şey, her an, her saniye, her salise değişmekte de olduğu için gerçekten var diyebileceğimiz bir varlığın olmadığını bizim için söyleyecek. Bu da e, hiçbir şey yoktur demek nihilizmin temeli olacak. Olsa da bilinemez demek de e, daha sonra din felsefesinde göreceğiz. Agnostik düşüncenin, agnostizmin temeli olacak. Bilinse de başkalarına aktaralamaz. Görüşleriyle varlığın olmadığını ne yapmıştır? Gorgias savunmuştur. Şimdi bir diğer bakış açısı ise realistler, gerçekçiler varlık vardır diyen kesimde bulunuyorlar. Realistlere göre varlık kesinlikle vardır. Varlığın var olduğuyla ilgili gerek duyusal gerekse akla dayalı onlara göre kanıtlar vardır. Salt duyu ile değil akılla bir varlığın var olduğu kesinlikle onlara göre kanıtlanabilir. Yani sadece demek ki duyu verileriyle bu işi kanıtlamak yetersiz. Felsefe tarihinde de duyu verilerine yeterince güven çok yoktur aslında. Akılla bir varlığın var olup olmadığını kanıtlamak daha da önemli hale e, geliyor bizim için. Örneğin pi sayısı da vardır. Fakat onun varlığı bazı geometrik işlemlerde sonuca ulaşmak için kullanılan matematiksel yani zihinsel bir varoluşa sahiptir. O halde varlığı ne yapmış olacak realistler? Bazı kategorilerine ayırmış olacaklar. Beş duyuyla algılanabilen, bunun dışında zihinsel olan varlıklar diye. Varlığın aslı yani özü nedir? Şimdi bu soruya da ne yapacağız? Yanıt vermeye çalışacağız. Varlığın niceliği problemi. Nicelik ve nitelik kavramlarını gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nicelik dediğimizde ölçülebilen ve sayılabilen unsurlar için kullanıyorduk biz. Nitelik dediğimizde ise bir unsurun özelliğinden bahsediyoruz çoğunlukla. Yani niceliği gördüğümüzde sayısal ya da ölçülebilen ifadeler için kullanıyoruz. Filozoflara göre varlık nicelik açısından ya tektir ya iki tanedir ya da ikiden fazladır. Antik Yunan filozoflarında ee, ilk doğa filozofları zaten varlığın niceli problemini tartıştılar. Yani varlığın, e, arkenin e, kaç tane olduğu konusunda ne yaptılar? Bir tartışma alanı oluşturmuş oldular. Tek bir tözün varlığını kabul eden görüşler monizm. Bunlara monistler diyoruz. İki ayrı tözün var olduğunu kabul edenlere dualizm diyeceğiz. Ve ikiden fazla tözün varlığını kabul eden görüşlere de Pluralizm adını vereceğiz. Ve diğer dersimizde de bunun örneklerini hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya yine sizlerle birlikte görüşebilmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.